İkizler 17 Ağustos, 23 Ağustos İkizler burcum. Özellikle ikizlerin şu evre ciddi anlamda algıyla alakalı, algılanmayla alakalı, duygusuyla ilgili biraz karmaşık bir döngü yaşıyor. Söylesem mi? Kendimle ilgili ifade etsem mi? Mesela uzun süredir aynı noktadayım, bir maaşım değişir mi? Ve beklediğim bir masa var, o gerçekleşecek mi? Bir cesaret korkunuz var. Ve bununla alakalı da uzun süredir kendinizle ilgili tam söyleyecekken bir aksilik oluyor. Yani bu yeni bir iş başlangıcınızda olsa masanızla alakalı noktada. Bence söyle, çünkü masanızla ya da maaşınızla alakalı rahatsız olduğunuz konular biraz bekletildikten sonra hak ettiğiniz noktaya eriş. Ama lütfen bulunduğunuz alanda kendi enerjinize ait ifadelerinizi yapın. Çünkü sizin bulunduğunuz ortam cadı kazanı gibi. Herkes bir ahbabı var. Evet, burada siz çok bunaldınız ve uzun süredir de yer değişimi, şehir değişimi beklentiniz var. Olmadığı için de artık buranıza kadar geldi. Rica ediyorum. Yenilik ve yenilenmek için fırsatlarım var. Bu fırsatları değerlendirdiğinde daha derin nefes alıp daha mutlu olacağını söyleyebilirim değerli İkizler Burcu. Evet, sizde de bir araç satıp bir araç alma. Özellikle Ağustos bitmeden bu olayı çözeyim diyen ikizler. Evet, doğru bir karar. Uzun süredir istiyorsunuz ve değişmesi gereken noktalarınız var. Bu hayırlı. Ama özellikle bu ara kapris döneminiz, ilişkilerinizde size karşı kaprisler olacak. Ailede de kapris dönemi yaşanacak. Yani en ufacık şeyde böyle bir sanki sizi anlamadıklarını savunacaksınız ama aslında sizi çok sevdikleri için şakacı ve esprili yönler olacak. Eğer alınmazsanız bunun tadını çıkartın istiyorum değerli ikizler. Evet, şöyle demişim size de, sağlık olarak boyun fıtığı ve bel fıtığı, son zamanlarda da sırtınız ve yatak şeklinizde bazı sıkıntılarınız var. Vaktiniz varsa yatağınızı değiştirmenizi istiyorum. Çünkü yatakta bir şekil ve sırtta kambur başlamış değerli ikizler. Bunu toparlamanız sizin için hayırlı. Son zamanlarda durup dururken baş dönmesi ya da uyuklamanız var. Bazı ikizler burcunda şeker uyarısı alabilirim. Bir kan şekerinizi mutlaka bir kontrol etmenizi istiyorum. Aç karnınızda bir aksilik varsa görelim diyorum. Evet, aileyle alakalı da uzun süredir çözülmesi gereken miraslar ya da kariyerinizle alakalı çözülmesini istediğiniz bazı eğitim ve süreçler var. Bunlarla ilgili yapılarınız ve altyapınız oturdu. Hiç endişe etmeyin ama sadece uzaktan eğitim sistemi olacak artık dünyanın genelinde. Siz de İngilizce aksanınızı ya da Fransızca ya da Çince aksanınızı ya da Japonca aksanınızı mutlaka güçlendirmenizi istiyorum. Çünkü ileriki hayatınızda bununla alakalı noktada ciddi bir şey var. Başarı ve döngü var. Bence bu çok doğru bir süreç ve bunu tamamlamanız gerektiğini düşünüyorum. Ailenizle ilgili de uzun süredir miraslar, mal konuları var ama elinize geçen bir para olmadığı için artık benim boğazım bile artık açım diyen yani ikizlere sesleniyorum. Evet, çok haklısınız ve çok bir yıldır çok büyük zorluklar atlatıyorsunuz ve her şey tam toparlandı derken tekrar başa döndüğünüz için sanki hayatımdaki her şey yarım kalır deriz ya, tam bunu alıyorum benim diyorum. Mesela şöyle söyleyeyim, benim bu derken sanki bu başkasına gidiyor ve bu konuda o kadar mutsuzsunuz ki, yani kötü bir niyetiniz yok, art niyetiniz yok, kimseye bir zararınız yok ama burada bir yarımlıklarınız var. Evinize kurşun döktürmenizi istiyorum değerli ikizler. Lütfen kurşun dökecek kişi, bu benim elim değil Fatma Anamızın eli, bu benim kalbim değil Fatma Anamızın kalbi, bu ruh benim değil Fatma Anamızın ruhu diye başlayıp sizin evinizde aile büyükleriniz ya da sizlerin enerjisindeki yarımlıklar için evinizde bir kez kurşun döktürmenizi istiyorum. Bu da sizin evdeki ve iş kapınız ve kariyer kapınızla alakalı nazar hakimiyeti çok fazla var. Bunun için size yardımcı olacaktır diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeyi unutmayın. Ayrılan ve geri gelmesini isteyen ikizlere demişim ki, bekle bakalım, sonu olmayan bir şeyi bekliyorsun. Evli olanlar için de çocuk demişim, hayırlı olsun. 17 Ağustos depremimizi unutmuyoruz. Yani hayatta ölüm bir güzellik de ama yaşayanlar için ölüm çok büyük bir acıdır. Yani depremzedelerimize, ailelerimize, çocuklarımıza ve de hayatta devam eden yetim öksüzlerimize Allah yardım etsin diyorum. Çünkü bilmiyorum niye duygusallaştım ama İkizler Burcu'nda böyle bir acı mı var, böyle bir duygusal boşluk mu var bilmiyorum. Bence şey diyeceğim, değerli ikizler, güçlüyüz,
Hayat güçlü olmamız için o kadar güzel sebepler var ki, evet, hepimiz bir şeyler kaybedebiliriz. Nefes aldığımız ve emanet evreyi mutlaka hayatımızda doğru noktada belirlememiz lazım diyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli ikizler.